Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Swan Batak bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Swan Batak kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Swan Batak bölümünde 8. bölümün 19. seviyesinden seviye 24'e kadar boss'a dahil olmak üzere 8. bölümü tamamen bitirmiştik. Bu tankı geçene kadar da başımıza gelmeye kalmamıştı. Neyse, an itibariyle 9. bölümün kilidini açtık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz 9. bölümden oynamaya devam ediyor olacağız. Daha fazla Swan Batak videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim Rabbim kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, artık atom bombasını alma zamanı geldi ki alacağımı da söylemiştim zaten. Asit yağmuru yerine bu arada patlayıcılardan korkuluk kullanmak istiyorum. En fazla 10 tane kullanıyormuş bundan da. Biraz da akü alalım çünkü neden olmasın. Zaten bayağı da bir paramız var. Bu bölüm bir şey açılıyor mu bilmiyorum ama devam abi. Bölüm 9, 1. bölüm beklenti. 2 yıl sonrasına gittik bu arada. 2 yıl. Bu 2 yıl içerisinde ne yaşandı acaba? Neler oldu acaba? Bu arada asker başlığı falan takıyorlar. Düşmanlar. Normalde de takıyorlardı diye biliyorum. Bu arada böcekler gördüğünüz gibi ayının molotoplarını engellemeye çalışabiliyorlar. Ama genellikle başarılı olamıyorlar galiba. Yanlış görmediysem. Bu arada burada Kezban teyze yani yakın mesafe birlikleri olduğu için, düşmanları olduğu için Kezban teyze kullanmak daha mantıklı. Şuradan bir yakalım abi sizi. Sizi acilden bir yakalım. Sıkıntı çıkartıyorsunuz çünkü. Ki zaten komşu Recep de vuramıyor gördüğünüz gibi. Şöyle hemen mermimizi biraz dolduralım. Evet, asıl koruma başlıkları geldi abi. Asıl koruma başlıkları geldi. Bu bölümde bu Civa'ya benziyor bu ya. Civa korumalarını falan görmeye başlıyoruz eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani Swan Batak ile doğru düzgün pek oynamadığım için doğal olarak çok fazla şey yapmıyorum hani. Aa, şimdi bunu mu takıyorlar falan, şunu mu yapıyorlar falan. Çok da fazla tınlamıyorum açıkçası. Bu arada komşu Recep her ne kadar yakın dövüş yani yakın mesafe düşmanlarına karşı çok şey olmasa da canı yüksek olmayan düşmanlara karşı da işe yarıyor ya. Havaya da vuruyor hem. Ya daha ne olsun yani. Komşu Recep daha ne yapsın? İyi, Allah'tan bu arada böcekler çok fazla iş yapamıyor. Çünkü hani molotof falan sürekli tutmaya çalışıyorlar ama her zaman tutamıyorlar. Ha, komando uzaylılar da geldi. Bir siz eksiktiniz zaten. Kasları düştüğü gibi direkt sakları tekrardan vurabiliyorlar ya. O benim acayip sinirimi bozuyor. Bayağı sinirimi bozuyor hem de. Bu arada Kezban teyzenin mi canı daha çok? Yoksa komşu Recep mi? Bana komşu Recep gibi geliyor. Çünkü genç adam yani sonuçta. Mantıken. Tamam, ölün artık. Güzel. Komando uzayları da indiriyoruz. Piranha birazcık uğraştıracak. Piranalarla çok şey yapmayalım abi en iyisi. Piranalarla çok uğraşmayalım. Komando uzaylıyı da öldürdük. Bir tane daha kaskı varmış. Onu da indireceğiz şimdi. Tamam, kask indi. Komando uzaylı bir ölsün de. Tamam, öldürdük abi. An itibariyle piranaları da halledebiliriz. Galiba bitti seviye. Aynen öyle. Para ihtiyacımız yok şu anda. O yüzden reklamı izlemeyeceğim. Bakalım bir şey açılacak mı? Burada daha fazla şey açılmayacak. Silahlara bakalım. Mitralyöz var sadece. O da meydan okumada açılıyor. Şeyde Kadir Dayı da oyunun sonunda 10. bölüm 15. seviyede açılacak. Yani ekstra hiçbir şey gelmeyecek. Anıların hayalini kurarken. Bu arada mayınları direkt dizdim abi. İşe yarar çünkü. Ama boşa gitmiş olması biraz üzdü beni. Ya mayınlar çok böyle bok yoluna gidiyor ya. Hani sırf şu UFO uzaylılar geliyor diye şeyinden olmam, mayından olmam, 2000 sikkemden olmam canımı sıkıyor. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor, ayrı bir durum. Ama 2000 de boşa gitmiş oluyor. Bu arada çok kalabalık olduğunda atom bombasını direkt basacağım. Zaten 2000 sikke yani her şekilde alırız atom bombası yine. Tekrar tekrar alırız yani. Hiçbir problem yok benim için. Orada komşuca burada daha fazla iş yapar her şekilde. Görüyorsunuz yani. Havaya vuruyor falan. Orada Allah'tan mayına değmedi. O nükleer taşıyıcı. Nükleer taşıyan uzaylı. Yoksa kötü olurdu. Bu seviyede timsahlar daha zayıf. Daha zayıf bir koruma kullanıyorlar. Mayın bir daha patladı. Üçüncü mayın da patladı. Orada biraz fazla mı vuruyorsunuz? Şöyle hemen bir elektrik çarptıralım ya. Aynen öyle. Güzel 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 güzel. Akü hala iyi vuruyor bu arada. Akü hala fazlasıyla işime yarıyor. Hani o kadar bölüm önce açıldı ama işe yarıyor yani.
Düşmanı yavaşlatıyor, çarpıyor, vuruyor. Alana hasar veriyor falan. Birden fazla düşmana çarptırarak vurabiliyor falan. Akü gerçekten çok güzel iş yapıyor konuda. Siz hangi patlayıcıları kullanıyorsunuz? Nasıl yani düşmanları temizleme, düşmanlara karşı başa çıkma stratejiniz neler? Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Beni aydınlatmış olursunuz bu sayede. Orada biraz problem çıkacak gibi duruyor. Nükleer taşıyıcılar çok az kaldı. Kontrol cebi patlatacaklardı. Tek atıyor mu onlar bilmiyorum ama çok vurdukları kesin. Sonuçta koskocaman nükleer taşıyorlar yani. Boru değil. Orada şu uzaylıyı direkt indirelim. Uzaylıları direkt indirmem lazım. Çünkü çok fazla hasar yedik. Yani bayağı fazla hasar yedik. Böyle bak bir tane daha atalım. Kalkanları indirdiği gibi timsahlar direkt olarak ölür çünkü. Çok güzel. Bir tane daha kü verdi oyun bize zaten. Gayet tatlı. Kokulu'ya şu anlık ihtiyaç duymuyoruz çünkü hava birimleri falan da var. Hava birimlerine karşı kokulu maalesef iş yapmıyor. Asist yağmuru alınabilir ama asist yağmuru da genel olarak oku daha fazla iş yapmıyor. O yüzden gerek duymuyorum. Güzel para verdi ama paraya ihtiyacım yok abi. Her şeyim max. Yani her şeyi fullledim yani. Fullemediğim bir şey varsa hatta direkt olarak yükselteyim şu anda. Minigun'ı da açarız zaten sonra. Önemli değil. Domuz yuvarlama onu da sonra açarız. Her şey max abi onun dışında. Her şeyi fullledik. Her şeyi fullledik yani. Ne yapalım yapacak bir şey yok ya. Mayın da almayacağım. İhtiyacım yok mayına falan. Aha da bu arada kafalarında cıva korumalı tekneci rakunlarla geliyor. Bir bunlar eksikti zaten. Tamam güzel. Bir de yani şey yapabilse, ayı vurabilse. Kelebek sineklerini. Çok güzel olacak. Tamam ucu ucuna da olsa aldık. Burada aküyü basacağım direkt. Yani aküyü direkt atacağım. Tekneci rakunlar malum problem çıkartıyor. Bir yandan sineklere falan da vurmuş oluruz. Her şekilde işimize gelir yani. Biraz uzakta kaldıkları için çoğu hasar yemedi ama Kuzen Roy falan hallediyor zaten. Kuzen Roy candır. Kuzen Roy gerçekten adamdır ya. Oyunun en başından beri kullanıyoruz kendisini ve muazzam iş yapıyor gerçekten. Ölün abi sizden. Hiç uğraştırmayın beni. Tamam komşu Recep de hallediyor zaten. Tık. Gayet güzel. Ya keşke silahlarını falan da geliştirebilsek bu arada şeylerimizin, dostlarımızın. Bence çok iyi olurdu öyle olsaydı. Öyle bir özellik olsa. İşte komşu Recep'in pompası çift pompalı olsa. Kezvan teyzenin elinde kürek değil de beyzbol sopası olsa falan. Aa demir olanlarından. Demir, çelik falan o tarz. Bence muazzam iş yapardı. Bence çok iyi olurdu. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Bu arada patladı tekneci rakunlar. Yapacak bir şey yok. Yani komşu Recep'i koruyabildiğimiz kadar. Olduğu kadar yani yapacak bir şey yok. Neyse ki hayatta kalıyor yine. Neyse ki canı yüksek. O kadar geliştirdik sonuçta. Boru değil. Vur sen de Kuzen Roy. Aynen. Gayet güzel. Aa hızlandırıcı geldi. Hızlandırıcılar geldi. İndirdik direkt olarak. Bastım kokuluyu ya. Kokuluyu direkt bastım çünkü bayağı bir sıkıntı çıkaracak bu hızlandırıcılar. Hallettik neyse ki. Hızlandırıcılar artık o kadar da önemli değil. Kokuluyu kullandık ya. Her şekilde hayvani hasar veriyoruz. Tekneci rakunları öldürebildik mi? Ah ve son anda bir tanesini alamadık. Neyse önemli değil. Önemli değil abi komşu Recep hala hayatta. Ve seviyeyi de geçtik gibi gözüküyor. Hem de çok da fazla zorlanmadan. Gayet güzel. Evet devam ediyoruz. 4. seviyeden 9. bölümün. Havanın sesi. Wow artık hava da iyice bir karanlık. Tabii çok bir etki etmiyor şu anda ama. Edecek gibi de gözüküyor. Bence edebilir. Merminin olmasını bekliyorum. Önce inekleri alacağım. Çünkü hani ayı zaten vuruyor ya. Ayı zaten vuruyor. Kokuluyu direkt olarak bastım. Muazzam iş yapıyor çünkü kokulu. Böyle uzaylı yaratıklara karşı devamlı olarak gelen düşmanlara karşı mükemmel iş yapıyor kokulu. Yani öyle böyle değil. Yaptığı iş muazzam. Takdir edilirse. Ve komşu Recep kullanıyoruz ya. Komşu Recep'i kullanmamız sayesinde havadaki o ateş böceklerini de patlatabiliyoruz ya. Hani ekstra öyle bir şansımız var. O açıdan güzel. Bu arada inekler biraz problem yaratıyor. Allah'tan bizim komşu Recep kurtarıyor bizi ateş böceklerinden ya. Helal olsun gerçekten. Gerçekten helal olsun. Bir de inek daha vurması çok güzel olacak. Yani her şekilde ayı daha fazla iş yapıyor orası kesin de. Vur abicim vur 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 vur. Vur. Gayet güzel. Yani gördüğünüz gibi komşu Recep'le
Ayı gayet güzel bir şekilde halledebiliyor. Ama yine de yardım edelim komşu Recep'e. Ölmesin. Ölmesin. Boşuna canı gitmesin. Güzel. Mermi de dolduracağız biraz. Acaba çok zorlayacak mı bizi oyun şu anda? Evet, bekliyoruz şu anda. Evet, bayağı kalabalık bir grup gelecekmiş gibi gözüküyor. Ama bizim için önemli mi? Hayır bu arada. Hiçbir şekilde önemi yok. Allah'tan cıva korumalı inekler gelmiyor. Onlar olsaydı çok ciddi problem yaratabilirlerdi. Tamam ben burada akü basacağım. Burada akü mükemmel iş yapar çünkü. Ah be, ateş böceği patladı. Neyse iki tanesini çarpıtıyoruz. Bu arada içlerinde ampul var. Ateş böceklerin içinde ampul var. Ve patladıklarında da tabii ki de yakma hasar vermelerinin sebebi de bu herhalde. Değişik. Çok değişik hem de. Neyse hallettik abi. Güzel para vermeye devam ediyor oyun bu arada. Her ne kadar güzel para veriyor olsa da ama ihtiyacımız yok. UFO seviyesinden devam ediyoruz şimdi. 6. seviyeyi geçelim. Ondan sonra bölümü bitiririz zaten. Evet. Bekliyoruz düşmanları. Hayda. Bir bunlar eksikti zaten. Bir bunlar eksik. Aa bunlar sabit. Bunlar sabit bu arada. Aa bunlar geliyor gidiyor. Okey. İple sallanan domuz büyük silahla ateş etmekten hoşlanır. İpli domuzcukmuş bunlar. Tamam anladım. Bunu ilk defa görüyorum. Tamam domuzcukları görüyorduk. Ateş edenlere eyvallah da. Tarama tüfek gibi tarayanlara. Ama bu değişikmiş bayağı. Tekrar geliyorlar mı peki? Aynen geliyorlar. Vallahi Kuzen Roy vurduğu sürece hiçbir şekilde önemi yok bu arada. Çok rahat indiririz yani. Kuzen Roy olduğu sürece. Tıp mermimiz bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Komşu Recep bayağı bir hasar aldı ya. Çok hasar aldı hem de. Neyse iyiyiz ama ya şu an. Şu an iyiyiz. Çok mermi harcamamamız lazım ama. Vurun abi. Vur vur vur. Vurun abicim şu tekneciye. Tamam. Koyu da aldık. Oo atom bombası verdi. Kullanırım bu arada. Acımam yani. Arka bahçemi tertemiz yapmak için sabırsızlanıyorum. Seviye sonunda. Kuzen Roy 3 atıyor bu arada. Tamam olur. 3 atması çok ciddi bir zayıflık değil bu arada. 3 vuruş bence gayet. Okey yani. Yani 2 saniyede bir vurduğunu düşünecek olursak çok bir şey yapamadan öldürebiliyor yani. Komşu Recep. Canını susadın ha komşu Recep. Aa manyağa bak. Adam akıllı vurmuyor. Yavaş vuruyor. Kendini tehlikeye atıyor. Vallahi elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım. Bir vuruş daha dayanır mı? Yok dayanmadı abi. Hüüü gitti abi. Gitti komşu Recep. Ama akü bayağı bir iş yaptı. İpli domuzcuya karşı. Tamam. Güzel. Hasar almaya devam ediyorlar mı? Evet hasar almaya da devam ediyorlar. Yani yukarı çıktıktan sonra falan dokunulmazlık falan olmuyormuş. O güzelmiş abi. Baskın kokuluyor bu arada. Hiç acımayacağım. Hiç acımam yani. Bence bu arada ayının canı daha fazladır. Evet dahasına varım. Ayı yani sonuçta. Geç açılıyor bir daha. Ve adı üstünde ayı yani. Bu arada düşman gelecek mi adam akıllı? Hani gelsin de şu atom bombasını bir kullanayım ya. Hani kullanmak için kullanmak istemiyorum atom bombasını. Bekliyorum o yüzden şu anda. Oy. Boom. Üf, güzeldi, güzeldi. Ben böyle daha fazla etki bırakır sanıyordum ama sanki eskiden daha güçlüydü atom bombası. Ama önemli değil abi. Her şekilde iş yaptım, yaptı. Tek attı direkt. Ya da tek atmasını bekliyordum. Neyse. Fena olmayan bir miktarda sikke kazandık. 10.460. Paramız zaten çok. Devam ediyoruz o yüzden. Gizli bir program seviyesinden devam ediyoruz. Halledin abi siz direkt. Aynen. Aynen abi. Can geldi. Biraz azalsın canımız da. Ondan sonra can alınsın. Tamam. Güzel. Tekneci Rakun gelmiyor değil mi? Taret var. İndirdik tareti. Bu arada 2 yıl içerisinde ne oldu ya? Hiçbir şey olmamış gibi. Allah Allah. Bu ne böyle? Tamam artık daha mı fazla işbirliği içerisindesiniz? Daha mı fazla saldırıyorsunuz diye anlamadım ki. Komşu Recep sende onlar. Gayet güzel. Bir şey atamam. Atarsam direkt olarak makine çeker çünkü. Tamam. Taretleri indirdik. Bir de şu UFO'ları indirelim. Aynen öyle. Şu an can lazım bu arada. Can şu anda gerekiyor. Oha bu arada. Ben kullanayım bari.
Aa, atom bombası boşa gitti. Atom bombası boşa gitti. Şerefsiz atom bombasını nasıl çekiyor? Aa, adi it köpek. Atom bombasını çekti ya. Aa, şaka gibi. 2000 sikke boşa gitti. Aa, şaka gibi 2000 sikke boşa gitti ya. Aa, ne kadar saçma bir olay. Niye abi, niye yani? Neden atom bombasını çekiyorsun? İstisnaz bu oyundaki en güçlü materyal yani. Onu da çekmeyi ver. Heh, geri verdi Allah'tan oyun. Oyun Allah'tan geri verdi. Ben atıyorum ama yine. Zın. Bari güzel bir kapanışımız olsun bu sayede. Artık bitecek mi orada düşman dalgası? Ben biteceğini düşünerek atmıştım çünkü. Biteceğini düşünerek atmıştım. Neyse, şimdi bitti herhalde. Aynen öyle oldu. Bu arada giderek daha fazla sikke veriyor oyun. Çünkü seviyeye geçtikçe daha fazla iş yapıyorlar. Neyse sevgili arkadaşlar, ben yavaştan bölümü sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video 16 dakika olmuş. Galiba 8. seviyede yeni düşman gelecek. Sonrasında normal pervaneli domuzcuklar falan gelecek. Aa, bu arada kokarcıların da kastlı versiyonları falan da gelecek gibi duruyor. Daha hani yeni gelecek düşmanlar falan da var gibi gözüküyor. Neyse sevgili arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yavaş yavaş oyunun finaline doğru yaklaşıyoruz. Hani 10 bölüm yoktur artık an itibariyle. Öyle söyleyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapmasından başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.